Merhabalar, Planist'teki gezimize devam ediyoruz. Şu anda yanımda IoT ürün yöneticimiz Bahadır Alp Çakır'la beraberiz. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Bahadır, aslında yaptığımız uydularla aşağıdaki sensörlerin iletişiminden bahsediyoruz sürekli, değil mi? Aşağıdaki sensörleri dizayn eden, tasarımını yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Evet, değil mi? Ne yapıyoruz şu anda biz? Nasıl sensörler yapıyoruz? Biz aslında şu an gönderdiğimiz Connect IoT takım uydusunda iki farklı IoT servis linkimiz var. Öncelikle çalışmalarımıza bu şekilde başladık. IoT servis linklerinin tasarımı ve bu IoT servis linklerinin kullanımı için gerekli alt çağda cihazların tasarımı ve uydudaki görev yüklerinin tasarımı şeklinde aslında farklı bacakları olan tasarım faaliyetleri var. Bu tasarım faaliyetlerini işte bunların takvimlendirilmesi, projelendirilmesi ve o sürecin takibi konusunda görev aldım. Arkadaşlarla beraber de dediğiniz gibi şu anda yerde kullanacağımız işte en küçük haberleşme ekipmanı, modül dediğimiz haberleşme ekipmanından işte cihaz seviyesinde uygulama spesifik, IoT uygulama spesifik kullanılacak cihazların geliştirmesine kadar gelen bir süreç var. Buradaki tasarım faaliyetleri, bu tasarım sonrası satış, faturalandırma, işte müşteri hizmetleri vesaire, üretim, bu tarz konuları da içine kapsayacak şekilde geniş bu IoT servisinde nasıl verileceğine ilişkin konularda çeşitli rollerim var, görevlerim var. Bunları yerine getiriyorum diyebilirim. Şu anda da iyi bir yerdeyiz. Uyduları fırlattıktan sonra hızlı bir şekilde commissioning aşaması ve sonrasında da devreye almayı bitirip servislere başlamayı hedefliyoruz. Şimdi her şeyden önce sen IoT uzmanısın. IoT ne demekle başlayalım bir de? IoT, yani konuştuk da IoT ne demek? IoT Internet of Things, nesnelerin interneti demek oluyor. Yani şöyle well-defined bir kavram, gerçekten herkesin kafasında oturmuş bir yapısı yok. Yani daha çok insanlar böyle machine type communication ya da makinelerin birbiriyle konuşması şeklinde tanımlanabiliyor. Aslında IoT faydalı bir verinin belli bir ortamda hani analiz edilmesi ya da işte ondan bir veri yükünden faydalı çıktılar elde edilmesi amacıyla oluşturulmuş nesnelerin ağı diyebileceğimiz. Evet. Yani nesnelerin birbiriyle konuşması ya da işte bizim kullandığımız kendi üzerimizde wearable dediğimiz, yani akıllı telefonlardan işte akıllı saatlerden işte kulaklıklara vesaire bunlara kadar giden aslında çok geniş yelpazede bir tanım içeren bir şey. Bizim için IoT'de bizim müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu, kapsam alanının olmadığı ya da kapsam alanının yetersiz olduğu ya da kapsam alanı olsa bile işte ticari olarak yükünün ağır olduğu yerlerde müşterilerimize ihtiyaçlarını karşılayacak, işte onların faydalı verilerini uydu üzerinden aktarıp onların analiz edebileceği, onların kullanabileceği formatta müşterilerimize göndermek ve göstermek var. Bu amaçla şu anda güzel bir takım tasarladık ve çalışmalara devam ediyoruz. Peki bu IoT sensörler ne kadar büyüklükte bir şeyden bahsediyoruz? Yani büyük bilgisayarlardan bahsediyoruz yoksa küçük küçük böyle basit veri gönderen cihazlar mı? Ya şimdi uydu üzerinden IoT deyince insanların aklına ya da bizim gittiğimiz hani bu işin içinde olan firmaların aklına bile büyük büyük antenler, büyük büyük işte modüller, büyük büyük cihazlar geliyordu. Aslında bizim en büyük katma değerlerimizden bir tanesi de bu cihazları olabildiğince küçük small form faktörler şeklinde yapıp hani cihaz, hem cihaz maliyetini küçültmek, cihazların boyutlarını küçültüp daha lokasyonlara yerleşebilir hale getirmekti. Neye benziyor bunlar? Şunlar aslında bizim IoT cihazları diyebileceğimiz cihazlar. Bu bahsettiğim en küçük haberleşme modülümüz. Göreceğiniz gibi neredeyse bir zoom yapabiliyor musun diyebiliriz. Bu kullanacağımız antenlerden bir tanesi, kullanabileceğimiz modüllerde. Bu anten. Bu anten. Aynen. Yani yerde şu bir anten arkadaşlar. Yerden şu anten uzaydaki uyduyla haberleşiyor. Aynen öyle. Yani aslında baktığınız zaman en temel yapı taşları bu modül gerçekten ve anten mükemmel, harika. Bu cihaz da aslında bu anten ve modülü içeren uygulama spesifik, ilgili arayüzleri olan ve çeşitli işte altında bataryası olan bataryalı şu an geliştirdiğimiz, yukarıdaki test uydularımızla test ettiğimiz, IoT servislerini test ettiğimiz modem dediğimiz cihazımız. Bunun dediğimiz gibi farklı versiyonları da yakın zamanda çıkacak. Peki bunun içerisinde örneğin bir, dediğimiz gibi bir tane sensör var, bir tane algılayıcı bir, bir aracımız var. Örneğin bunu internete çekmediği bir yere koyduk. Ne bileyim, hep örnek verdiğimiz işte tarla. Akıllı tarım yapmak istiyoruz. Tarlaya koyduk. Bunu buraya koyduk. Anteni de buraya bir yere koyacağız. Yok, bunlar anten bütünleşik. Bu kutunun içerisinde anten, var. Aynen öyle. İçinde anten de var. Hazır. Yani hazır bir şekilde bunu deploy ediyoruz. Bataryalı bir yapısı var. Bunu aktive ettikten sonra uydularla çalışmaya başlıyor. Uydu üzerinden geliyor ve buradan sinyali alıyor ve gidiyor. Aynen öyle. Uydu, yani bu cihazlar gerçekten akıllı cihazlar. Şu an iyi bir ekibimiz var. Bunun uyuyup uyanacağı, yani aslında çok düşük güç tüketimine sahip olmak için bunların derin uyku modlarında bekliyor olması gerekiyor. Bu modlarda aslında bir yerde uydunun geçişini görüp, yani uydunun ne zaman geçeceğini hesaplayıp
buna göre uyanması gerekiyor. Şu an bunun içerisinde güzel akıllı algoritmalar tasarladık. Bunu bir elektriğe bağlamıyoruz. Bu pille. Aynen öyle. Pille çalışıyor. Cihazlar. Ne kadar pil ömrü var? Yani aslında günde bir kullanım için 10 yıllık bir ömür diyebiliriz. 10 yıllık. 10 yıla kadar bir ömrü tabii olacak. Kimyasal, tabii kimyasal çok yani emin olmasan da yine de yani uzun çok uzun süre gidiyor diyebiliriz. Pillerin yani bunun şarjlı versiyonları olacak, şarjsız versiyonları olacak. Aslında pil biraz daha uygulamaya göre değişkenlik gösterecek. Dediğimiz gibi bunlar sadece bizim geliştirdiğimiz ürünler. Biz ama bu ürünlerle kısıtlı kalmayacak. IoT uygulamaların dediğimiz gibi çok geniş bir yelpazede. Burada farklı partnerlerle çalışıp onların da ürün geliştirmesini destekleyeceğiz ve onlarla beraber aslında bazı ürünler geliştiriyor olacağız. O ürünlerin içerisinde bizim bu biraz önce gösterdiğimiz modül ve anten ikilisinin kullanılmasını öngörüyoruz. Şu anda kimle çalışıyoruz örneğin? Şu an kimlere sensör yaparız bu şekilde? Şu an aslında bizim hani doğal partnerlerimiz, kardeş şirketlerimiz var. İşte Infinia var, Control-X var. Hı-hı. Şu an aslında Infinia Control-X ekibileriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Onların zaten hali hazırda müşterileri var. Ne tür müşterilerden bahsediyoruz? Enerji uygulamaları üzerine daha çok müşterileri var. İşte doğal gaz, elektrik sayacı. Enerjinin nesi? Elektrik sayacı. Aynen öyle. Elektrik sayacı, doğal gaz, su sayaçları, bunların okunması. İşte tracker uygulamaları var. Hibrit tracker uygulamaları geliştiriliyor. İşte Infinia'nın yine geliştirdiği yakın zamanda özellikle tekneler için Marisonya. İşte geliştirecekleri farklı IoT cihazları var. Bunların işte teknelerde kapsam alanından çıktığı zaman oradaki verilerin takibi için beraber çalışıyoruz. Yani dediğim gibi şu an en yakın partnerlerimiz bunlar ama partner ekosistemimiz çok hızlı gelişiyor. Yani Türkiye'de ve yurt dışında da özellikle konuştuğumuz çok fazla firma var. Ve özellikle servise başlamamızı bekleyen, hani servisle beraber ilk böyle POC'leri, proof of concept yapmamızı bekleyen çok fazla firma var. Harika. Peki, gelecekte neler olacak? Ne kadar büyüyecek? Ne kadar? Şundan elimizde bir tane yaptık. Şundan kaç tane göreceğiz gelecekte? Ya bundan milyonlarca göreceğiz. Yani milyonlarca. Şundan milyonlarca göreceğiz. Bundan milyonlarca göreceğiz. Yani şu an uydu üzerinden IoT servisleri daha yeni teknolojiler. Evet. Hem şirketlerin hem de bu kullanıcıların bu teknolojiye adapte olması gerekiyor. Bu adaptasyon içinde biz öncelikle zaten test uydularımız üzerinden konsept gösterimler yaptık. Başarılı oldu. Şu anda da ilk 4 uydumuzu fırlatacağız bu ay sonunda inşallah. Bundan sonra da hızlı bir şekilde aslında o adaptasyon aşamasını tamamlayıp yani ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde aslında milyonlara ve işte belki de 100 milyonlara ulaşabileceğimizi öngörüyorum. 100 milyonlara önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Evet. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde herhalde bir 200 uyduya ulaşırız gibi hissediyorum. Evet, yani muhtemelen 200 uydu fırlatmış oluruz. 200. uydumuzu fırlatmış oluruz ve bu sırada da milyonlarca bu şekilde IoT sensörlerini yapmış oluruz. Vallahi teşekkür ediyoruz. Harika işler yapıyorsunuz. Evet, Planist'teki gezimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.